Elbette ki aslında Azerbaycan'ın yürüttüğü siyaset budur. Yani Ermenistan buna gider mi, razı olar mı, geler mi Gazak'a? Başka alternatifleri var mı? Rusya'ya gitmir. Amerika Birleşmiş Devletleri ve Avrupa Birliği'ne de Azerbaycan gitmir. Çünkü onların cızdıkları çerçeve bizim maraqlarımıza uygun gelmir. Ayrıca Azerbaycan açık şekilde beyan edip ki bütün problemler regional seviyede hallolunmalıdır. Ve doğru olan da budur. 10 bin kilometrelerle mesafeden ve regional olmayan güçler bugün özünün global maraqlarını, geosiyasi maraqlarını temin etmek için Azerbaycan'a tazyik edirlər. Azerbaycan'dan seçim etmesini istiyorlar. Ki ya Rusya ya biz. Rusya'nı siz sıkıştırın, koşunlarını çıkardın, bizim koşunlar gelsin Karabağ'a. Böyle seçim olur mu? Ona göre de problem bugün Amerika Birleşmiş Devletleri ve Avrupa Birliği'nin problemi değil. Bu Güney Kafkaz'ın problemidir. Eğer tehlikesizlik arşitekturası kurulmalıdırsa bunu Güney Kafkaz'ın 3 ülkesi ve regional ülkeler kurmalıdır. Yani Buna göre. Rusya'nın iştirakini aslında istisna etmiyorsunuz Aslında Kazakistan. Rusya'nın iştirakine de ihtiyaç yoktur. Yani Rusya melek değil. Bu 3 yıl müddetinde sülhün baş tutmamasının esas bahiskarlarından biri. Mesul Rusya'dır. Rusya'nın yanlış siyasetidir. 10 Noyabr senedinin 4. müddüasının hayata geçirilmemesinin esas bahiskarı kimdir? Eğer Rusya değil. Yani 3 yıl müddetinde 10 Noyabr senedinin hayata geçirilmesinin en büyük engellerinden biri Rusya'dır. Rusya'nın faaliyetsizliğidir. Mes buna göre fikir verdinizse alternatif platformalar ortaya çıktı. Bir tarafta Brüksel, bir tarafta Washington. Ona göre de bilirsiniz artık problemin indiki merhalede yalnız regional ve iki taraflı seviyede hallolunması için en doğru varyant budur. Ve Azerbaycan'ın isteği de budur ve düşünürüm ki geçtiğiz baş tutacak. Ya Tbilisi'de veyahut da ki Kazak'ta yani sərhəddə birbaşa görüşüp bu meseleni müzakirə edə bilərlər. Bu təcrübə var mı? Bəli. Sabiq prezident Heydər Əliyevin döneminde hatırınızdadırsa, məgər Ermənistanın sabiq prezidentləri ilə sərhəddə görüşmürdülər? Eynən bu meseleni oturup görüşüp söhbət edip həll edə bilərlər. Əgər həqiqətən de Ermənistan subyektdirsə, yox əgər subyekt deyilsə, sadəcə olaraq Amerika Birleşmiş Ştatları bütövlükdə Qərbin geosiyasi maraqları, xüsusilə də ABŞ'ın bir qütblü dünya yaratma projesinin sadəcə olaraq bir geosiyasi alətidirsə, onda əlbəttə baş tutmayacaq bu cür görüşlər. Və bu kimə sərf etmir? Ermənistana. Çünki biz öz problemimizi həll etmişik.